Allah çocuklarımızı mesut etsin. Celal Bey, gelecek buluşmamızda da çocukların nişan tarihini tespit ederiz. Tabii, tabii. Bu güzel anı kutlayalım. Evet, evet. Geri almak için 200.000 sen, 200.000 de o, eder 400.000. Size 24 saat mühlet, tam 24 saat. Eğer para gelmezse kızın nişanlısına pek faydası kalmaz. Böyle güzel bir kızla kalmaktan büyük zevk duyacağız. Polise haber vermeniz pek hoşumuza gitmez. Parayı nereye getireceğinizi telefonla bildiririz size. Gidiyoruz. Rahatsız edici hareketler yapıyor. Eğer bir daha aynı hareketleri yaparsa onu öldürmek için sizden müsaade almaya geldim. Öldürmek yok. Yaralı ama dikkatli ol. Peki. Aşkın tadına vardık, yarım kalsa arardık. Bu kadar sevişmemiz bence yetişir artık. Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık, Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık. Her sevginin sonu var, her seven bir kez ağlar. Aşk geliyorum demez, insan giderken anlar. Her sevginin sonu var, her seven bir kez ağlar. Aşk geliyorum demez, insan giderken anlar. Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık, Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık, Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık, Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık, Allah ısmarladık sana, o güzel dudağına, açılan kucağına. Artık Allah ısmarladık. Hoş geldiniz patron. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyidir, iyi.
Celal Bey geldi, acele sizi görmek istiyor efendim. Gelsin. Hoş geldin Celal. Hürmetler efendim. Hayrola, sen pek buraya gelmezsin. Sormayın efendim. Gel içeri geçelim. Telaşına bakılırsa mühim bir durum olmalı. Çok mühim, çok! Bu gece evimde kızımın söz kesmesi vardı. Aniden evimizi bastılar ve kızımı kaçırdılar. Kızını mı? Kim kaçırdı? Bilmiyorum, yüzleri maskeli 3 kişi. İstedikleri nedir? 400 bin. 24 saat içinde. 24 saat, ha? Hı hı. Pekala. En geç 24 saat sonra kızın evde olur. Evine git ve merak etme. Sağ olun, sağ olun efendim. Nedim, kulaklarını aç, beni iyice dinle. Bu gece onları bulacak ve saat kaç olursa olsun bana getireceksin. Adamlar çok sessiz hareket etsinler. Durum etraftan duyulmasın. Oktay Bey'e de eve gelmesi için haber gönder. Eğer yanılmıyorsam bu işi yapan Sinsi Nuri ile adamlarıdır. Onları elimle koymuş gibi bulacağım. Öldürmek yok. Onların hepsini sağ istiyorum. Hay hay patron. İç şunu. İç. İç diyorum sana. Zorla içirmesini bilirim ben. İç. Kızı rahat bırak! ...24 saat kızı ellemek yok! Talimat böyleydi! Nuri nerede? Söyle, Nuri nerede? Nerede dedim, nerede? Aylan'ın evinde! Korkmayın! Sizi babanıza götüreceğiz. Hadi! Gelin benimle! Hadi gir bakalım, gir! Filiz Hanım'ı babasına götür, evine teslim et. Bağ üstüne! Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Oktay Bey, kız kaçırmanın cezası nedir?
Şartlara göre değişir. 5 sene, 3 sene... O halde biz 2 sene diyelim. Seni ve adamlarını İstanbul'dan sürüyorum. 2 sene zarfında geri gelirseniz, gerisini düşünün. Ne yapacağını biliyorsun. Hiç kimse kim olduğunu bilmemeli. Bugün tahliye olacaksın. Buradan çıkar çıkmaz verdiğim adrese gidersin. Ondan sonra yapacaklarını biliyorsun. Hiç merak etme, şiir gibi ezberledim. Ahmetoğlu Tugay Doğru! Eşyalarını hazırla. Tahliye emrin geldi. Güle güle Tugay abi. Evet. Hadi yol açık olsun. Güle güle. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hadi eyvallah. Güle güle. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Güle güle abi. Eyvallah. Güle güle. Abi. Allah sizi de kurtarsın. Buralarda mı oturuyorsun? Evet. Emel teyzenin evini bilir misin? Kiralık odalar verirmiş. Biliyorum. Beni oraya götürsene. Götüreyim. Kiralık oda istiyorum. Kiralık odamız yok. Beni Ömer gönderdi. Ha, o zaman başka. Gel içeri. Ömer gönderince iş değişir. Hem o ne zaman çıkacak? Yakında çıkar. Aynı yerde mi yatıyordunuz? Evet. Odan burası. Rahat edeceğini umarım. Sağ olun. Al bakalım. Yo, hayır. Senin adın ne? Ali. Benimki de Tugay. Seninle arkadaş olalım mı? Tabii, olalım. Ver elini. Alo, evet benim.
Müdahale etmeyin. Ben biraz sonra oradayım. Bir şey mi var sevgilim? Mühim değil. Acele kulübe uğramam lazım. Senle pavyonda buluşuruz. Pek beğenmedim. Değiştirsinler. Ben de senin söylediklerini beğenmedim. Pek şatafatlı konuşmasını bilmem ama... hani çirkin konuştum da diyemezsin. Parasını. Buyurun. Ahmet Bey'i görmek istiyorum. Henüz gelmedi. Kulübe gittim, burada bulacağımı söylediler. Neredeyse gelir. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Paramı tam vermediler. Geri kalanını almak için gel. Gel ben. Dün paran tam olarak verildi. Eksikti. Bana verilen hesapta eksiklik olmadığına göre, paran tam verilmiş demektir.
param tam verildi. Doğru. Paramı tam verdiler. Öyleyse buna ne lüzum vardı? Sana yaklaşmanın bence tek çaresi buydu. Bana yaklaşmak mı? Evet. Seninle çalışmak istiyorum. Ya! Bu herhalde yeni bir usul. Kuru kuru sana gelip beni işe al desem dönüp yüzüme bile bakmazdın. Doğru. Hem seni beğendim. İşe alındın. Sağ ol. Tugay'ı tanıştırayım. Tugay bundan sonra devamlı yanında çalışacak. Memnun ol. Ben de. Yalnız şu unutulmasın, kirli işleri sevmem. Kimseyi de işlerime karıştırmam. Rakiplerimiz pek rahat vermezler ama fazla hadise de olmaz. Bu ne telaş Orhan Bey? Biraz evvel kulüpte kavga çıktı. Çok zarar var. Kavga sebebi ne? Sebepsiz, sırf kulübü dağıtmak için geldikleri belli. Onları tanıdın mı? Bir tanesini tanıdım. Adil'in adamıydı. Adil'in ha? Sen git ve işine devam et Orhan Bey. Ben gerekeni yaparım. Peki Ahmet Bey. Türkan Hanım'ı eve bırakırsın. Evde buluşuruz. Dikkatli ol. Merak etme sevgilim. Gel Tugay. Olmazsa ikiliyi elinde tut. Onu oynarsan yandaki oyunu bitirir. Şunu oyna sen bakayım, at onu. At sen. Basket buradan. Ayağımın altında dolaşma.
Tugay burada mı kalacak? Bilmem. Düşünmedim. İnşallah düşündükten sonra burada kalmasına karar vermezsin. Aramızda onunla ilgili konuşmalar olmasın. Arkadaş olarak seçtiğim ve güvendiğim kimseler evimde kalabilirler. Aramıza kimse girmesin sevgilim. Emniyet Müdürlüğü. Nöbetçi memuru Sezai. Bir dakika. Evet, adresi verin lütfen. Burada hiçbir iz yok efendim. Silahı bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık. İhbarı değerlendirsinler. Başüstüne efendim. Buyurun. Polis, Ahmet Bey'le görüşmek istiyoruz. İçeri buyurun. Buyurun, beni aramışsınız. Hakkınızda tevkif müzekkeresi var. Tevkif mi? Evet. Peki suçum ne? Cinayet. Cinayet? Thank you.
Evvela avukatıma, sonra Tugay'a haber ver. Müsaade ederseniz giyineyim. Hiç merak etme. Görünürde aleyhinde hiçbir şey yok. Sadece bir kuru ihbar. Elimden geleni yapacağım. İlk celsede seni kurtarırız. İhbarı yapan hakkında bilgin var mı? Hayır. Ben çıkıncaya kadar işleri sen idare edeceksin. Güveneceğim tek adam Nedim'dir. Türkan da sana emanet. Merak etme, her şey yolunda gidecek. Yakında kurtulursun. Sen git Nedim. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam. İyi geceler. Evin etrafını kollayanlar var. Teşekkür ederim. Hadi. Sen evine git. Gitme abi. Sen merak etme. Silahın var mı? Bunlar bana yeter.
Tugay Bey oğlum, ne oldu sana? Gel, gel yavrum için, yavaş. Sema! Sema! Yarın kendine gelir. Peki anne. Saat kaç? 4. Senin burada işin ne? Seni merak ettim. Kendine gelebildin mi? Fena hırpalamışlar. Geldiniz efendim. Türkan Hanım'a haber verin, hazırlansın. Türkan Hanım programdan sonra eve gittiler. Ya. Görüşecektim ama bu gece beni beklemeden gitmişsin.
Evet. Hem de çok mühim. Geliyorum. Alo, buyurun. Selam Tugay Bey, iyi haberlerim var. Ne gibi? 3 gün sonra mahkeme var. Eğer bir aksilik olmazsa, Ahmet Bey delil yetersizliği sebebiyle tahliye olacak. İşte buna memnun oldum. Allah'a ısmarladık. Güle güle, sağ ol. Alo, buyurun. Selam Tugay Bey, iyi haberlerim var. Ne gibi? 3 gün sonra mahkeme var. Eğer bir aksilik olmazsa, Ahmet Bey delil yetersizliği sebebiyle tahliye olacak. İşte buna memnun oldum. Allah'a ısmarladık. Güle güle, sağ ol. Sana bir haber vereyim. Eğer bir aksilik çıkmazsa, 3 gün sonra Ahmet tahliye olacak. Eğer bunu söylemeye geldinse boşuna zahmet ettin. Zira malumatım var. Telefondan söyleseydin, buraya kadar gelme zahmetinden kurtulurdun. Çabuk malumat alıyorsun. Her şey zamanında bana ulaşır. Başka öğrenmek veya söylemek istediğin bir şey var mı? Benim değil ama senin öğrenmen icap eden bazı konular var. Ya! İşlerin başına bildiğin gibi ben geçtim. Tabii her şeyi düşündüğüm gibi seni de düşünmek zorundayım. Uzun zaman yalnız kalmak seni biraz sıkacak sanıyorum. Ahmet yakında burada olacağına göre pek yalnız kalacağımı zannetmiyorum. Cinayet aleti polisin eline geçerse... Adi... Yılan... Bu kelimeler sana hiçbir şey kazandırmaz. Senden daha adi bir mahluk düşünemiyorum. Herkes beni kendi adamı olarak görüyor. Bense yalnız kendime aitim. Ömer de, Ahmet de bu konuda yanıldılar. Artık her şey benim elimde. Sen de. Silahı bana vereceksin. Evvela emin olayım, sonra silahı veririm.
Dokunma sakın, bırak kalbimi, tutma yanarsın. Düşmüş bir zalime uzaktan bakarsın. Tutuşan gönlümü sen sararsın, sen sararsın. Sevdaya giden bu yolda sen ne ararsın? Kül değil ateş, dokunma sakın. Bırak kalbimi, tutma yanarsın. Düşmüş bir zalime uzaktan bakarsın. Tutuşan gönlümü sevsen sararsın, sevsen sararsın. Sevdaya giden bu yolda sen ne acım dinmedi. Söyleyin nedendi bu yangın sönmedi. Buldum bu gece bir dünya daha. Tövbeler olsun aşka bin defa. Umdum gelmedi senden bir vefa. Unuttu gözlerim gönüldesin hala, gönüldesin hala. Sen ne ararsın? Sazım inledi, dilim söyledi. Kendimden başka kimse bilmez. Sazım inledi, dilim söyledi. Kendimden başka kimse bilmez. Aşka düşenildim gülmedi. Yıllardan beri acım dinmedi. Söyleyin nedendir bu yangın? Oktay Bey'e bakılırsa iki gün sonra tahliye olacaksın. Evet, bana da aynı şeyi söyledi. Yalnız seni çok üzüntülü gördüm. Bir şeyim yok. Sadece seni çok özledim. Tugay nasıl? İşleri iyi yürütüyor mu? Her şey yolunda. Vakit tamam.
Türkan Hanım nerede? Tugay Bey'le biraz önce çıktılar. Adamları topla ve gözünü dört aç. Her an Ömer ve adamları buraya basabilir, tamam mı? Hı-hı. Kaç! Kaç çabuk, durma! Allah kahretsin, uzaklaşalım buradan! Suçun vasfı, delillerin toplanmış bulunması ve iddia makamının talebine uygun olarak sanığın tahliyesine, başka bir suçtan hükümlü ve tutuklu değilse serbest bırakılması için Cumhuriyet Savcılığına tezkere yazılmasına, duruşmanın tutuksuz olarak devamına, istenen kayıtların celbine ve bu nedenle duruşmanın 14 Mart 1975 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
Bu memleket kanunlarla idare edilir. Kanunları da tatbik etmek bizim vazifemizdir. Suçlu kişi eninde sonunda yakalanır ve er geç cezasını görür. Şimdilik bırakın serbest hareket etsinler. Onları devamlı takip edecek ve zamanı gelince hepsini yakalayacağız. Ömer olduğuna eminsin değil mi? Gözlerimle gördüm. Peki Tugay nereye gitmiş olabilir? O kovalamacadan sonra bir daha ortalarda görünmedi. Türkan sende kalsın. Ben haber verinceye kadar bir yere çıkmayın. Sen merak etme. Alo? Tugay neredesin? Ben gelinceye kadar bir yere ayrılma. Bir dakika. Ömer nerede? Nerede dedim? Aydin'in evinde kalıyor. İstikbalimizin şerefine. Şerefe. Göreceksin, hepsini duman edeceğim. Benden büyük hiç kimse kalmayacak. Tabii sevgilim. Bak bakalım kimmiş. Zamanında sana benden uzak dur demiştim.
Ahmet'i yok etmemiz şart. O zaman rakipsiz kalırız. Ondan sonra da yeni düzenimizi kuracağız. Hata kabul etmem. Anladınız mı? Patron, her şeyi hallettik değil mi? Evet. Rahat rahat gidebiliriz. Peşimdekiler kimlermiş öğrenebildin mi? Ömer adil ve adamları. Ama artık bizi rahatsız edemezler. Senin yaran nasıl? Yaram iyi. Nedim nerede? Vuruldu. Ya üzüldüm. Benim için bunca zahmete girdin. Çok teşekkür ederim. Niçin? Neden? Neden? Silahı iyi tanırsın. İyi bak. Onu sen bana vermiştin.